Kayıt. Merhaba hocam. Merhaba. Bugün yanımızda Ahmet Kırsoğlu hocamız var. Hem onu biraz daha yakından tanıyacağız, hem de merak edilen güncel konulara değineceğiz. İnşallah keyifli ve güzel bir söyleşi olur. Hocam öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Siz hoş geldiniz. Çünkü bu loja herkese ait. Şu anda ben ilgileniyorum. Böyle bir yer. O yüzden de sadece ben hoş gelmiş olmuyorum. Programınıza hoş gelmiş oluyorum. Ahmet Kösoğlu. 1956'da doğdum. 1966 senesinde spor judoyla başladım. Ondan sonra judo, bir müddet sonra jiu-jitsu, aikido, yüzme, balık adamlık gibi derler. Sonra vücut geliştirme. Halen devam ediyoruz. Kenjutsu, jiu-jitsu, bunlar spora devam ediyor. Bunların bazıları spor, bazıları değil. Spor ve savaş sanatı. İkisini ayırt etmek gerekiyor. Çünkü spor bir müsabakası olan, kuralları olan ve yarışması olan bir branş veya da bir disiplin. Savaş sanatı ise farklı. Savaş sanatı yarışması yoktur. Kuralları hayatta kalabilmek, hayatta kaldığın zaman kazanmış oluyorsun. Orada maç verir, maç alırsın. Savaş sanatlarında eğer bir müsabaka yaparsan genelde can verir, can alırsın. Çünkü savaş. Savaş ile spor arasındaki farkı böyle ayırabiliriz. Bir tanesi spor, bir tanesi savaş sanatı. Onun için savaş sanatlarında müsabaka olmaz. Yarışması yoktur. Evet hocam. Peki, günümüzü konuşmadan önce ben biraz daha geçmişe gitmek istiyorum. Sizin için duygunuz hocam. Çok geçmişe gitme. Çünkü ana rahminden haber veremiyoruz. Yani onun için ama diğer hatırladığım şeyleri cevaplandırmaya çalışırım. Tabii hocam. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz öncelikle? Bunu sormak istiyorum. Gitsin de gelmesin. Çocukluğum geliyor aklıma diye bir şey vardır. Ben öyle bir çocukluk geçirdim. Karadeniz'in babaannemde. Tabii ki görmüş ve geçirmiş olan insanlar, yani çocukluk. Çocuk deyince ben burada çocuklarla çalışıyorum. Bir sevgi, bir korku olmalı çocukta. Bir şeyi deneyip de yapmalı. Sen neredesin? Ben de giriyorsun değil mi hocam? Giriyorsun. Gene Karadeniz iklimi. Evet. Dolayısıyla da o iklimde sert insanlar vardır. Ben de sert insanların evinde sert bir çocukluk geçirdim. Yere göre farklı, baba farklı. Dolayısıyla da çocukluğumu yaşayamadım diyebilirim. Evet. Zorlayıcı oldu sizin için. Zorlayıcı olmadı. Yaşadım, bugüne geldim. Ama yani bir çocuk gibi bir bisikletim olamadı mesela. Kendi imkanlarımla şimdi motosiklete biniyorum. En iyisi de o değil mi hocam sizce? Kesinlikle değil. Güçlükten gelen insanlar, çocuklar güçlü insanlar olurlar. Ama her şey tamam, anneciğim şu hazır, babacığım şu hazır, şunu al bana, almadım. O güçlü bir insan yetiştirmez. Bazen düşünüyorum, ben bu çocukluktan buraya gelmeseydim, bu zorlukları, yani sonra hayatta karşılaşmış olduğum zorlukları atlatamazdım. Yani doğa her şeyi kendine göre ayarlayıp güzel yapıyor. Olan her şey iyi diyorum ve güzel oldu. Tamam, o günler geçti ama yani el bebek, gül bebek büyümedim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım hocam. Yani çocukluk deyince ben şimdi çocuklara bakıyorum. Onlarla mukayese olacak çocukluk değil. Evet. Dışarı. Ama mutluydum. Ailemle seviyordum. Mutlu olmayı bilebildiniz. Evet. Çünkü mutluluğu orada burada aramayacaksın. Ben denize gider mutlu oldum. Akşam günü dayağımı yerdim. Böyle bir çocukluk yani. Ama biliyorum deniz ve karşılığında akşam menüde dayak var. Ama ben denizime girerdim, orada mutlu olurdum, dayak yerdim, üzülürdüm. Ama üzüntü de geçicidir, mutluluk da geçicidir. Hiçbir şey kalıcı değil. Onu öğrendim. Sonra öğrendim ki hiçbir şey kalmıyor. Hepsi geçiyor. Sıkıntı, üzüntü, mutluluk, sevinç, aşık bilmem, hepsi gelip geçicidir. Bunu öğrendiğim zaman şurada mutlu oluyorsun işte. Ama bu öyle kolay öğrenecek bir öğreti değil. Birisi tarafından da anlatıldığı zaman anlaşılmaz. Bunu yaşayacaksın ve o zaman anı yaşadın, mutlu oldun mu, mutlu olmayı öğreniyorsun. Budur. Çocukluk böyle. Anladım hocam.
Hocam mutlulukla alakalı bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Kendimden. Mutluluk insanın içinde kendisinin yaşatması gereken bir şey midir? Yoksa hep dışa bağımlı olarak mı kalması gereken bir şey midir? Yani Cem Yılmaz'ın çok güzel bir şeyi vardı. Mutluluk içinde diyor ya şeylerinde, skeçlerinde. Mutluluk gelip geçici bir şeydir ve insandadır. Basit şeylerden mutlu olunur. Basit şeylerden mutlu olmak. Basit bir şey yoktur. Seni mutlu ediyorsa mutlusun sen. O basit değildir o. Basit değildir. Mutlu olduğunsa mutlusun. O kadar. Basit şeylerden mutlu olabiliyorum. Böyle bir öğreti yok. Böyle bir bilgi de yok. Ha, karnın açtık, doyursun karnın, mutlu olursun. Basit bir şey midir karnını doyurmak? Değildir. Çok zor bir iştir karnını doyurmak. Hele günümüzde. Ama üç evin karnını doyurabilirsin veya iki evin neyse mutlu oluyorsun o zaman. O kadar. Yani mutlu, ben döner yemedim, tavuk kızartma yemedim. Ben mutsuzum. Canım onu istemişti. Böyle bir şey olduğu zaman mutsuzsun. Yani mutlu olmak için her şeyi yapabilirsin. Mutsuz olmak için de her şeyi yapabilirsin. Bu senin karar vereceğin bir şeydir. Su içersin, mutlusun. Mutlusun çünkü o zevki yaşarsa o suyun tadında varırsın. Yalandan içmezsin suyu. Susamışsındır. O suyu bütün damağınla içersin. Ve onun her tarafa yayıldığını hissedersin. Mutlusun. Ama o su tadını beğenmedin. Mutsuz olmak için, bir sürü insan mutsuz olmak için bahane üretir. Oysa mutlu olmak için bir tek bahane yeter. Gülümse yeter diye. Peki hocam. Pardon, dışarıda birisinde, herhangi başka birisinde, bir koçta, bir kadında mutluluk ararsanız onu beceremezsiniz. O geçici bile değildir, an bile değildir. Çünkü bir insan başka bir insana mutluluk veremez. Onun yanında karşı kendini iyi hissedersin, mutlu hissedersin. Ama devamlı ben sana mutluluk veriyorum, öyle bir anlaşmamız yok. Öyle bir mecburiyetim yok. Ama benim yanında mutlu hissediyorsan hissettiğin kadar oradasındır, hissettiğin kadar mutlusundur. Ben de hissettiğim kadar mutluyum. Geçicidir, hepsi geçicidir. Mutlulukta, gözyaşıda, sevinçte, acıda, hepsi geçicidir. Biz de geçeceğiz. Konduk, göçüyoruz, hepsi olur. Böyle düşünürsen mutlu olursun. Çok doğru. Peki hocam siz hem daha çok farklı bir şekilde tecrübe ettiniz çocukluğunuzu vesaire. İlerleyen dönemlerde bu noktaya gelebilmenizde başınızda örnek aldığınız, çevrenizde de bu spor dalıyla ilgilenen birisi ya da birileri var mıydı? Şimdi benim geldiğim nokta önemli değil. Ben bir noktaya gelmedim. Onu ben hala talebeyim ve hala öğreniyorum. Öğrenim bitmez. Fakat kesinlikle onun gibi olmalıyım. O güzel yaptı ve ben bunun gibi olmalıyım. Hatta bunu geçmeliyim dediğim çok insanlar vardır. Her branşta. Çok ilginç bir hikaye anlatayım. 1992 senesiydi zannediyorum. Vücut gelişme bir takım antrenörüyüm. Ahmet en ünlü resimlerine bakıp ben vücut gelişmeye başlamıştım. Ben tabii ki vücut gelişmede yarışmacı sporcu olmadım. Ama Ahmet en ünlü o zaman 7 kere 9 kere dünya şampiyonuydu. Masterlarda. Ben de genç bir master antrenörüyüm. Ne kadar şanslısın dedi bana. Bak burada dedi tek puanla dünya ikinci şampiyonluğu kaçırdı. Dünya ikincisi oldu. Burada dedi 5 tane dünya şampiyonu talebe çıktı. Dünya şampiyonu sporcu çıktı dedi. Ben gidiyorum dedi. Bir tane şampiyon oluyor. O kadar bilen dedi. Benim dedim en büyük şansım senin nesillerine bakıp bu işe başladım. Şimdi burada ben sana antrenörlük yapıyorum. Bu benim için ne büyük olur bu dedi. Ve Ahmet en ünlü bedenini ve ruhunu aynı orantılı geliştirmiş büyük bir sporcudur. Bir ara heykel diktirmeye uğraşmıştım, beceremedim. Yani bir millet bağı bir şeye görmüştüm, belediye başkanında falan. Bir sürü insan heykel diktiler Özgürlük Parkı'nda, onun gibi diktirmek. Oysa heykel dikilecek Türkiye'de önemli insan isimlerden, ilk başta gelenlerden biridir. Sporcuydu. Sporcu. Hala belki bilmiyorum, yarışmacı mı değil mi? Şimdi pek vücut gelişmeyle ilgilenmiyorum. Ama onun antrenörlük yapmak benim için büyük onurdu. Tabii ki antrenörlük değil. Ben o gün antrenörüm, o da sporcuyum. Hepsi bu kadar ama böyle güzel anılar var. Yani onlara örnek aldığım insanlardı. Resimlere bakıp ben de böyle olmam. O zaman ben 15 yaşlarındayım. Ama Ahmet Erdoğan'ın bir blok gibiydi. Ve gazetede resimleri vardı o zaman. Mecmualar falan böyle pek yoktu. Vücut gelişme mecmuaları ya da vücut gelişmeli ilgi. Tabii ki dünyada belki vardı ama bize ulaşmıyordu.
biz geri kalmıştık o zaman sporda. Anladım hocam. Peki günümüzde insanlar farklı spor dallarına daha rahat erişebiliyor. Ama sizin döneminizde bunun daha çok zor olacağını düşünüyorum. Ne tür zorluklarla karşılaştınız? Yani siz de diyorsunuz sadece gazeteler vesaire falan o kadar yoktu, ulaşmak zordu vesaire. Ben judoyla başladığım zaman 1966 senesiydi. Halk Eğitim Merkezi'nde Ahmet Berkol Ökten hocamızla başladım. Ve judo milleri yerine keçenin üzerine, yani bir parken üzerine serilmiş bir halı gibi bir şey vardı orada. Beyaz krem renginde kaplanmıştı. Ve biz altı tahta büyük bir zevkle orada yapıyorduk. Şimdi bakıyorum bak, tabii ki bu uzun bir süreç böyle oldu. Minder yok, malzeme yok, bilgi yok. Bu branşla ilgili çok az bilen hoca var. Dolayısıyla da her şey değişti. Şimdi çok kolay. Dünya ufaldı. İstediğin yere istediğin gibi ulaşabiliyorsun. Teknikleri öğrenmek için biz neler yapardık? Ama bakıyoruz şimdi. Bir yaşlı adam var, Google'da adı galiba. Ona girdiğimiz zaman her şeyi biliyor. Bilge bir adam. Onu beğenmedin, çek öbürüne bak. Dolayısıyla da şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay. Bizim zamanımızda bir kitap, video zaten hayal. Bir kitap bulacaksın, o kitaptan öğreneceksin de uygulayacaksın. Zor. Zor. Tüm bu o dönemin şartlarına rağmen, tüm bu zorluklara rağmen nasıl ilerlemeye karar verdiniz? Sizi motive eden şey neydi bu konu hakkında? Yani bak, daha demin söylemiştiniz aslında. Bir resme baktım, bir bugün bir daha bir resme baktığını söylemiştiniz. Bu tarz şeyler nasıl? Vücut geliştirmede böyleydi ama ben müsabık sporcuydum judoda. Dolayısıyla da müsabık olmak böyle kolay değil. Hele o zamanlar. Ben 16 yaşındaydım. Türkiye üçüncüsü oldum büyüklerde. Şimdi 16 yaşındakiler ufak, yani gençlerde falan işte neyse de derece yapabiliyorlar. Ve çok çalışmak lazımdı ki bir sonraki, bizden öncekiler çok ileriydiler. O yüzden de biz haftada onlar 3 gün, 4 gün çalışırken 5 gün çalışmaya karar verdik. Sonra 6 gün çalıştık. Her gün. Sonra 2 antrenman yaptık. Arayı böyle açtık. Çünkü ara abileri geçmek, onları yenmekti. Dolayısıyla da ara açılıyor o zaman. Bu işin tek bir sırrı var. Ben talebelerime onu söylemiştim. Bana sormuşlardı şurada gençler. Hocam biz ne yapsak bizi düşünüyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bunun sırrı nedir? Akşam dersiydi. Yarın sabah dedim bu işe sırrını anlatacağım size. Çocuklar tabii o sırrı öğrenecek diye çoğu uykusuz kalmıyor. Sırrı öğrenecek derdi. Dizildik sıraya. Hepsi hatırlattı bana. Beylerbeyi'nde bir takım kampındayız. Hepsi bir aklımda. Sırrı anlatacağım dedim. Tek bir sırrı vardır bu işin, herkes çıt yok, çalışmak, biraz daha fazla çalışmak. Şimdi dedim ders bitti, bugünkü ders bu kadar. Çünkü daha fazla kaldırmazlar çünkü. O gün sabah ders yapmadık, eğlendik, konuştuk memleketten sonra. Ama ondan sonra o etkilenmiş hakikaten. Gece kalkıp da judo çalışanları gördüm, minderde. Anladılar ki tek sırrı çalışmak. İlerlemenin herhangi bir branşta veya herhangi bir şeyde, herhangi bir olayda, bilgide ilerlemek tek sırrı var mı? Araştırma, çalışma. Başka bir sırrı yok. Motivasyon mesela değil. Değildir. Motivasyon şöyle, o da kalıcı değil. O an motive olursun, moralin çok iyidir, tamam mı? Ama bir olay olur, tas bir olay gelişir, bütün motivasyonun bozulur. Ama o hırsı, çalışma hırsı, şurada, burada olmalıyım hırsı seni eder, yani gelmek istediğin yere seni getiren o hırs, bu çalışma hırsı. Aslında, çünkü motivasyon bozulabilir. Evet. Aslında sizi sürekli başarıya götüren şey hedefleriniz ve bu uğurda çok çalışmak. Ben başarılı birisiyim demiyorum, başarıya getiren demiyorum. Yani yaptığım, olduğum şeyler beni buraya getirdi. Onun bir şey, tek başarım, hayattaki tek başarım sigarayı bırakmaktı. O kadar.
5 Haziran 1971'de sigarayı bıraktım. Çünkü onunla kendimle kavga ettim, kendimle savaştım. O savaşın galibi ben oldum ve buna ben başarı diyorum. Diğerleri benim yapmış olduğum işler sonucu, ben burada oturuyorum. Bakın, yapmış olduğum işler sonucu ama. Bu başarı değildir. Başarı ben buna demem. Başarı, kendine mücadele edersin ve onu halledersin, kendini yenersin. Başarı budur benim gözümde. Ben yenmişim belki, olmuşum Türkiye için. Başarı değildir bu. Birileri yenmişim. O da onun sonraki müsabakada onlar beni yenmiş, onlar başarmışlar. Bu dönem süreç diyelim buna biz. Başarı, kendindeki bir eksiği giderebiliyorsan, onda bir eksik bir şey var, yara varsa onu kapatabiliyorsan, kendini tedavi edebiliyorsan o yarayı, başarı budur. Bir yaraydı benim için sigara. Niye içiyorum düşündüğümde, içmemem gerektiğini anladığımda bıraktım. Karar, tek bir sigara, en son sigara bitirdim. Bıraktım. Ben buna başarı diyebilirim. Kendimle ilk kavgamda onu başardım. Ama diğerleri, düşün ben seninle güreşiyorum, bugün sen yiyorsun. Ya başarı mıdır bu? Bu ilk bana antrenman, böyle bir süreç. Ben böyle bakıyorum olaya. Çok güzel anlattınız hocam. Peki hocam, siz spora ilk başladınız. Yakın çevrenizde tepkileri siz bu sporda geliştikçe, bir şeyler elde ettikçe değişti mi? Tabii. Babam ilk defa kafama okşadı. Türkiye üçüncüsü oldum. Biraz daha çalışsan da olsan birinci daha dedi bana ve sevdi beni. Biraz daha çalışsan da olsan birinci. 16 yaşında Türkiye üçüncüsüyüm. 80 tane yüzücü arasından yetik geliyorum, çıkıyorum. Biraz daha çalışsan da birinci olsan diyor. Böyle bir motivasyon oldum yani. Biraz daha çalışmam lazım bundan. Yani evet, tabii ki değişiklikler oluyor. Yani yakın çevrede takdir edenler oluyor, etmeyenler oluyor. Sen onunla uğraşacağını, işinle uğraşsan şimdi bak şöyle olmuştun diye oluyor. Yani insanlar farklı şeyler ama sen hiçbir şey seni yolundan etmemeli. Karar verdiğin yolda yalnız başına yürümelisin gerekirse. O ne dedi, şu ne dedi, ben hiç takmam. El Alem diye bir aile grubu var, El Alem. El Alem ne der? Bana ne? Onlar ne derse desinler. Onun için beni çentere etmiyor. Benim yolum buysa ben o yolda giderim. O kadar. Peki hocam, bu savaş sanatlarını seçmenizin özel bir sebebi var mıydı? Yani sizin için, içinizde. Başlangıçta özel bir sebebi yoktu çünkü biraz yaramaz bir çocuk olacaktım ki herhalde onda, o yüzden zaten biraz azarlıyordu. Judo'ya beni getireyim. Onu judo'ya kaydedelim. Orada ne yaparsa yapsın enerjisini burada harcasın dedi ve öyle judo'ya başladım. Sonra bu enerjinin bu şekilde, doğru bir şekilde yönlendireceğini anladım çocuk yaşta. Evet, burası daha iyi. Ben burada hani boğuşuyorum, ediyorum. En azından kendimi buluyorum. Hoşuma gitti, sevdim. Öyle devam ettim. Yani belki bir yerde kader diyelim biz. Çünkü olaylar insanların kaderi değiştirir. Ama insanın kaderi de kendi çabasına bağlıdır. Yani ben orada, ben sevmedim bunu, ayağım incindi falan deyip bırakabilirdim de. Tamam, içinizde bunu yapma isteği oluştu bir kere. Var, demek ki genelde varmış bir şey. O ortaya çıktı orada. Öyle devam ettim. Hocam, ilk zamanlarda size maddi gelir tabii ki sağlamamıştır. Ama geçiminiz için o dönemde başka neler yediğiniz, şu an neler yapıyorsunuz bunun için? Parasız iyi bir şey. İnsanı sanatkar yapar. Ben iç dekorasyonla uğraşıyordum. Asıl mesleğim iç dekorasyon. Buranın dekoru da bana aittir. Ben parasızlıktan tabela yazmayı öğrendim. Parasızlıktan tesisatçılığı öğrendim. Bunları kendim yaptım, bütün her şeyi. Sonra bunları da paraya çevirmeye başladım. Dekor işi yaptım. Parası kaldığım zaman. Yani bir hafta çalışsam ona bir ay yetiyordu. İyi kazanıyordum çünkü işim iyiydi. Yani hayret verici bir şey. Adam geliyor, çocuk görüyor, işi yapıp bitirdikten sonra 100 liraya pazarlık eden adam bana 150 lira bağış veriyor. Nasıl yaptın bu evi böyle? Dolayısıyla da yaptığın işi en iyi şekilde yapmalısın. Ben onu öğrendim. Ayakkabı mı üretiyorsun? Yakın şehirlerden, işte burada İstanbul'daysan, atıyorum Edirne'den, Adapazarı'ndan, İzmit'ten sen ayakkabısını boyatmaya gelsinler. O dereceyi yapmalısın.
O zaman aç kalmaz ve para kazanırsın. Yani işine sahip çıkmalısın. İşin de ne kadar küçük olursa olsun ilgilen. Çünkü hayattaki değerin odur der usta. Küçük büyük bakma işe. Küçük büyük bakma. Bakma. Çok çalışmak. Çalışmak değil, işini öğren. İnceliklerini öğren. Ayrıntı. Herkes her şeyi yapabilir. Ama bir de var ki adam taktı yaptı zaman sıraya giriyorlar. Demek bir şey katıyor. Ne katıyorsa o sen de onu katacaksın. Kendinden bir şey katacaksın işe. O zaman iş güzel olur. O zaman zaten hiç kalmazsın. Ve ben para kazanmayı hiç düşünmedim. Ben işimi yaptım, para peşinden geldi. Severek yaptınız. Ben herhangi bir şey, işimi yaparım. Ama parası peşinden gelir yani. İşi iyi yaptığın zaman mutlaka karşılığında hayat geliyorsun. Peki hocam, savaş sanatları insana neler katabilir? Size kattığı en büyük şey ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Savaş sanatları. Bizim savaşımız dışarıda değildir. Savaş sanatlarında insan kendisiyle savaşır. Endişeleriyle, alışkanlıklarıyla, korkularıyla, tepkileriyle savaşır. Bunları yendiğin zaman savaşı kazanmışsın demektir. Dışarıda bakarsın savaşta hiçbir şey yok. Dolayısıyla da savaş sanatları insana, sadece bana demeyin, insana güven verir. Niye? Ben bu işi biliyorum diye güvenirsin. Bilmediğim işte güvenemezsin. Başına bir iş geleceği zaman nasıl altından kalkabileceksin? Bu dövüş olur, savaş olur, iş olur. Altından kalkamayacağın bir işlerden insan korkar. Ama o kadar çok düştük mü sayısını hatırlamıyorum. Kafamın üstüne düştüm, sakatlandım, düştüm, kalktım ama gene kalktım. Benim bir arkadaşım vardı. Çok para kazandı tekstilden, tekstil mühendisiydi. Benim zamanımda antrenmanlara giderken judocu. Simit ve kola içer. Parasızlıkla. Öyle yemekleri buldu. Sonra o parayı buldu. İyi kazandı. Yanında bir sürü insan çalıştı. Fabrika araştı. Battı. Diyorlar ki, Gökhan, sen bu kadar serveti batırdın. Ama hala gülüyorsun. Ben serveti batırdım diyor. Onu kaybettim. Gülmem, endişem, şeyi kaybetmedim mi diyor. Yani neşemi kaybetmedim ben. Ben paramı kaybettim, servetimi kaybettim. Onu gene kazanırım. Ben judocuyum diyor. Çok düştüm, çok kalktım. Dolayısıyla da gene kalktı, gene kalktı. O kadar. Bu kazançtır. Yani o güven, bir şeye güveneceksin. Kendine güveneceksin ama kendine de bir şey olacak ki güvenesin. Ben kendime güveniyorum. Yani öyle bir güven olmaz. Ha bunu yapabilirim dediğin zaman o zaman yapabilirsin. Ben bu işin altından kalkabilirim dediğin zaman o zaman kalkabilirsin. O zaman kendine güvenirsin. Bilmem özetlemeye çalıştım da olduğum savaş sanatları ne kattı? Güven kattı. Güven kattı. Çok güzel özetlemiş. Evet. Hocam peki savaş sanatlarından öğrendiklerinizi dışarıda uygulamak zorunda kaldınız mı? Eğer kaldıysanız hiç tatmin edici değil. Oldu musunuz? Bu iş tatmin etmez, üzer. Savaş sanatlarında. Ya başımıza tabii ki İstanbul'da yaşıyoruz. Karşıdaki mi üzer hocam yoksa? Ya savaşta kazanan taraf olmaz. Her iki tarafta kaybeder. En kötüsü bir insanı kaybetmesidir. Dolayısıyla savaş sanatlarında bunu yapıyorum diye değil, kendine güvenin vardır ama kast sanaysa hayatta kalmalısın, kendini korumalısın. Birkaç tas olay oldu tabii. Yani yaş 66'ya bağlandı ve bu yaşa kadar da olaylara karışmamak zor. Çok hep kaçmışımdır çünkü savaşın en güzel tarafı savaşmadan kazanmaktır. Benim taktiğim budur. Savaşmadan da çok kazanmışımdır. Ama savaştığımız da olur tabii. Hocam ben internette sizinle alakalı bir... Boş ver. Onları boş ver. Onları ben de üzere okudum. Anladım hocam. Yani üzere okudum. Bunlar övülecek şeyler değildir. Biz orada hayatta kalmak için bunu yaptık. Şükürler olsun. Yani başka türlü de olabilirdi. Ama orada tatsız olaylar insanı kaybettirir. Düşünsene birisinin ağzını burnunu dağıtmış, yanmışsın. Akşam gözünün önüne gelir onlar. Eğer biraz vicdan varsa yaptığın iyi olup olmadığını gözden geçirirsin. Eğer haklıysan
Gerekiyorsa pişman değilsen katil değilsin. Pişmansan özür dilemen gerekiyor. Haksızsan bu doğru bir şey değil. Bu ruhuna zarar verir. Seni üzüntüye boğar ve seni hasta eder. Yanlış bir şey yaptığın zaman. Çünkü bazen gücü insanın başına bela olur. Ben güçlüyüm diye onu bunu dövmem gerekmiyor. Ama kendini de korumalısın. Budur anlatmaya çalıştığım şey. Yani dışarıda kullandın mı? Mecbursan kullanıyorsun. Şimdi yani burada bir şey atsam sana elini böyle yakalarsın değil mi? Bunun gibi bir şey bu. O da bir şey attı da yakaladım bu kadar. Hepsi bu. Böyle düşünmek lazım buraya. Bir öğrenci, bunu anlatayım ben. Buraya gideceğim. Çok sevdiğim bir öğrenci. Osman. İki tane güzel hanım vardı onunla. Bir teknik vardı. Sodet üstü komik oşeti, judo tekniği. Osman'a birisi sandalyeye saldırmış. Osman burada çocukta da, ya o da çocuk ama abi, bir abiden öte davranırdı. Baba şefkatiyle giderdi, anne şefkatiyle davranırdı, çocuk tabi. Büyüklere de korkunç saygıyla davranırdı. Bir gün bir tatsola yaşıyor bu okulda, sandalyenin birisi bunun üstüne geliyor. O da o tekniği yapıyor, sandalyenin üstüne atıyor. Annesi geldi, sinirli, Osman işkence ediyor bana. Böyle yaptı, şöyle yaptı. Osman mı dedi? Olayı da biliyorum. Evet dedi. Osman'sa yapmışsa haklı dedi. Doğru yapmıştır. Böyle mi düşünüyorsun dedi. Evet dedi. Anlattım Osman'a buradaki durumunu. Benim gözümdeki Osman. Annesinin gözünde farklı. Anne farklı görünüyor. Osman dedim buradaki çocuklara davranışını, büyüklere davranışını görüyorum, biliyorum. Dolayısıyla da yapmış haklıdır. Ne ikna olmadı. Peki bir şey soracağım. O sandalye Osman'ın kafasına gelmiş olsaydı başka şeyler konuşacaktık burada değil mi dedim şimdi. Doğru söylüyorsunuz dedi. Yumuşadı adam. Gülerek gitti. Çünkü başında sandalye eğilmesini korudu. O sandalye düştü. Problem o değil. O kendini korudu. Hepsi bu kadar. Demedi ki sandalye bana vur. Bu Osman'la tatsız bir anımız. İyi bir anı da şurada saklanıyor. Çok çevik bir çocuk ve hep yukarılarda bir yerlerde falan. Ben de minlere gülüyorum. Bir terlik var orada. Osmanlı. Baktım aşağıda. Buradan geçip karşı odama geçeyim. Buraya kadar geldim. Osman'ın aşağı indim. Osman indi oradan aşağıya. O zaman 9-10 yaşlarında falan indi. Gülerek giyip gitti buralarda. Osman 16-17 yaşında oldu. Çok sert bir, çok sağlam bir adam oldu. Yüz yapıyor. Bir şey sorabilir miyim dedi günün birinde. Tabii Osman. Ya hocam dedi, hatırlıyorum da benim orada olduğumu nasıl hissettiniz? O şimdi sanda o mistik havalar var ya. Hoca işte hisseder, görür, arkada gözleri vardı falan. Osman dedi, oğlum terlikler buradaydı, sen yoktun. Aşağıda da gör, bak göremedim. Mekul yukarıda bir yer dedi. Yine aşağıya dedim, sen dedin, hepsi bu kadar. Çok gülmüştüm o zaman ikimizde. Beklemedi benim için. O hep mistizm falan bekliyorlar. O güne kadar kafasında bir mistik olay var ve o olay da orada yıkıldı. Ve bu zamana kadar sorulmamış hocam. Evet, evet. Epey zamanda sorulmamış. Çok saygı duyuyor değil mi hocam? Böyle öğrenci, hoca arasında. Osman evet hakikaten saygı duyuyor adamdı. Hala öyledir. Hocam, vücut geliştirme, milli takım antrenörlüğü yaptığınızı söylemiştiniz. Peki vücut geliştirmenin geçmişten günümüze olan serüvenini serüveninden biraz bahseder misiniz? 1977-78'de vücut geliştirme sonlaştım. O zaman karşıda iki tane, bu tarafta Herkül ve ben varım. Köysolu Spor Merkezi. Birçok insan gelip gidiyor vücut geliştirme. Çok sağlam adamlar da var. Bunlar işte şampiyona giriyorlar, Ahmet Emre gibi falan. Fakat federasyon yok, bir dernek var. Zeki Yönet, sağ Allah uzun ve sağlık versin. Cemal Güngör, benim orada toplanıyorlar. Köysolu Spor Merkezi'nde toplantı yerimiz orası. Ve dernek para toplayıp müsabakalar düzenliyor. Türkiye şampiyonu, sinema salonlarında.
Çünkü yer yok sıfır sonu. Ve o zaman vücut geliştirmeyi spor bile kabul etmiyorlar. Yani onun için de şampiyonlar gidiyor, şampiyonlar gidiyor, dereceler alınıyor. Yani dünya şampiyonlukları falan alınıyor ama yani Türkiye'deki spor politikasında pek spor olarak kabul edilmiyor. Short spor olarak falan yapıyor. Oysa vücut geliştirme bakılırsa bütün ana sporların anasıdır. Çünkü sağlam vücut olacak ki yapabilirsin bir şeyler. Sağlam değilse vücudun sadece zekaya dayanmıyor ki spor. Bir fizik olayıdır. Dolayısıyla da federasyonu kurulana kadar dernek adı altında, vücut geliştirme derneği adı altında faaliyetlere devam ettik. Aradan yıllar geçti. Sonra neyse siyasete girmeyelim. Bunu vücut geliştirme federasyonu olarak yapmak isteyen bir grup çıktı. Bu grubun içine ben de dahilim. Ve vücut geliştirmeyi federe ettik. Yani ilk vücut geliştirme derneği federasyonunu kuranlardan biri benim. Keza Aikido da öyle. Yani kurucu üyelerinden biriyim. Vücut geliştirme ve Aikido federasyonu. Sonraki durumu peki şimdi sen daha iyi biliyorsun, devam ettiriyorsun. Çünkü ben uzun zamandır vücut geliştirmeye devam ediyorum, ilgilenmiyorum. Çünkü yetemiyorum hem oraya hem buraya hem buraya, olmuyor. Hocam, benim gördüğüm kadarıyla şu anda insanlar şöyle bir algı var hocam. Herkese şu şekilde bir öğütleme çabası var. Herkes kaslı olmak zorunda, herkes fitness body yapmak zorunda, herkes işte spor salonuna gitmek zorunda gibi bir algı var. Dan ziyade ben şöyle düşünüyorum. Her insan spor yapabilir, çeşitli ilgi duyduğu, başka sporlar yapabilir, sağlıklı olmak adına yapabilir bunu. Sadece kaslı olmak zorunda olduğu için değil, herkes kaslı olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben gençliğimde saçlar uzun, kollar iyi, omuzlar geniş, böyle bir adam yürüyordum. İşte tabii ki gençler gördüğünde birçoğu bile değil ve ay ay arkadaşlarından örtüp bu lafları işittim. Sonra örtünmek zorunda kaldım. Yani uzun kollu, hatta bazen böyle gezelim oradan kalan alışkanlık. Çünkü böyle dik durdunuz mu ayı gibi gözüküyor onların gözünde. Dolayısıyla da yani hoş bir laf değil ama art niyette o söylemediği için de bir şey diyemiyorsun çocuğa. Ve sonra baktım ki ben judo yaptığım için atya yapıyordum, ağırlık yapıyordum, spor yapıyordum ve o zaman adeler çıkıyordu ortaya. Yani judo camiasında da belki de işte Namık abi ve ben ilk böyle adetlere, kuvvete önem veren insanlardanız. Güç çünkü oyunu bozuyor. Dolayısıyla da güçlü olmak gerekiyor. Her bakımdan güçlü olmak gerekiyor. Sadece fiziksel değil. Bilgi bakımından, akıl bakımından, beceri bakımından. O zaman güçlü bir insansın. Yoksa kas beş para etmez. Kızlar da bakmıyor aslında. Hepsi iğrenç diyorlar böyle. Böyle kulağımla duydum bunu. İğrenç adama bak, iğrenç. Hatta teyzem gelmişti rahmetli Almanya'dan. Bir öğrencimi gördü, vücutsuz Türkiye şampiyonu. Ama bu spastik mi dedi? Çünkü çok bozuldu. Renkler dedi tabii. Yani herkes kaslı olmak zorunda değil. Bu bir tercih işidir. Ve kaslı oldu böyle çok güzel vücutlu oldunuz mu? Yani kadınlar sıraya girmiyor. Çünkü onlar karaktere bakıyorlar. İnsana bakıyorlar, seçiyorlar. Bir insana da insan gibi bakmak gerekiyor. Güzel kadın, çirkin kadın, güzel adam, vücutlu adam. Böyle bakmamak lazım. Önce insan. Bakarsın, kadın diye, erkek diye, çocuk diye bakmamak lazım. O bir insan. O kadar. Onun için de o vücutlu, vücutlu, çok güzel vücudu var, bilmem ne filan. Bunlar o bakma açısından değiştirdiği zaman bu şekilde bakılıyor. Dolayısıyla da çok düzgün insanlar vardır. Vücudu güzel olmayan, yani fit olmayan ama çok düzgündür. Genelde de bunlar tercih edilir hayatta. Bu tip insanlar. Vücudu gelişmiş ama beyin güçlenmiş. Beyinle vücut aynı orantılı gelişmeli. Biraz önce örnek vermiştim. Banzetemin diyor. Oturup konuştuğun zaman haz duyarsın, bilgi alırsın, bilgi verirsin. Çünkü sadece vücudunu değil, ruhunu da geliştirmek. Ruh gözüken taraf değil, gözükmeyen tarafımıza ruh diyoruz.
gözüken tarafa da fizik diyoruz, beden. Benim ruh anlayışım bu. Gözükmüyor, endişe, korku gözükmez. Bu düşüncem de gözükmüyor. Buna biz ruh hali diyoruz. Mesela benim ruh halim. Bu bazen böyle olur. Bunlar ruh halidir. İçindeki ruh dışarı yansır. Yani gözüken tarafın dışa yansır. Ama gözüken tarafın beden. Bedene ne kadar önem veriyorsan aynı önemi ruhuna da vermelisin. O zaman bir bütün olur. Bedenle gerçek insan olursun. O zaman insana da insan diye bakarsın. Bu çirkin, bu güzel, bu çocuk, bu ne, kadına of falan. Böyle bu şekilde bakanları görüyorum. Bakmazsın. Düzgün bakarsın. O bir insan. Ve insan gibi konuşursun. O zaman daha iyi olur. İletişim güzel olur. Bilmiyorum, sorunun cevabı bu muydu? Soru neydi? Hocam, insanlar sağlıklı olmak için de yani ben şunu düşünüyorum. İlle de fit olmalı. İlle de fit. Yani. İlle de çok kaslı olmak zorunda değil. Yani herkes mesela diyelim ki adam gidip yüzme de yapabilir. Veya gidip... Tenis oynuyorsun. Tenis oynayabilir. O bu şekilde. Bir spor ama bakın şurada şuna dikkat etmek gerekiyor. Kastan bahsettim. Sağlıklı beden için spor gerekiyor. Nedir spor? 10 tane şınav yaparsın. Atıyorum, squat yaparsın, çöküp kalkarsın, mekiğini yaparsın. Spor bu. Bu da spor. Bir programın olur, bir ritüelin olur, spor ritüelin. Onu yaparsın. Sağlıklı ve dinç kalırsın. Elzemdir. Niye? Çünkü yaşlandığın zaman bu vücut seni taşıyacaktır. Bu vücuduna iyi bakmak zorundasın. Bu da sporla oluyor. Yarışmacı spor yaptığın zaman, yarışma olarak düşündüğün zaman sporu muhtemelen ileriki yaşta o kadar mutlu olmaz. Niye? Çünkü o kaslar bitince arızalar ortaya çıkar. Oradaki sakatlıklar ortaya çıkar. Ve eğer savaşçıysan onlarla yaşamayı da öğrenmelisin ama değilsen işin zor. Toparlaya toparlayamıyorsun. Diz kapaklarından ameliyat olursun. Omuzundan ne yaptırırsın. Ve eğer sporu bırakmazsan kas grubu sağlamdır ve seni götürür. Ama bıraktığında yarışmacı sporcuysan ama. Düşün, benim 100'den fazla milliliğim var. Tabii ki o yanda bu yanda arızalar var. Yani görünüşte falan ama renk vermiyorum. Ben renk vermediğim zaman vücuduma demiyorum ki şuran ağrıyor, buran ağrıyor. Çünkü baktığımdan buradaki sesleri duysam mono Allah'tan stereo, bunda yok. Yani bazıları ayıp falan yapıyor böyle. Ama biliyorum ya, bunu da ben devam ettiriyorum. Yani olmuş zamanda ve onları yaşamayı da öğrenmelisin. Eğer sen müsabık sporu yapıyorsan sonuca katlanacaksın. Yaşlandığın zaman da bir takım arızalar olacaktır. Yani bu olmayan hemen hemen yoktur. O yüzden sağlıklı spor yaptığın zaman bir sorun yok. Ve mutlaka herkesin sporla uğraşmasında fayda vardır. Çünkü vücut konforu sevmez. Ama vücut ağırlığı isteyen, vücut zorlamak istemez. Fakat konforlu olduğu zaman da biter. Dolayısıyla da yavaş yavaş mezara doğru gidersin. Ama düşünse 1000 kere böyle yaptığını düşün. Bu parmakların çok kuvvetli olur. Bunu yapman o kadar kuvvetli olmaz. Bununla cıvataları sökersin. Yerkesin. Evet. Dolayısıyla da spor, yarışma sporu bahsetmiyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Biraz abartınca, yani yarışma yapacağım, ben şampiyon olacağım, ben de falan, hele bilirsin, anabolizak, bilmem ne, protlar, şunlar, bunlar da neymiş, güzel gözükeceğim, yarışma olacağım. Ya iyi de sonra yaşlanacağım, ne olacak? Onları düşünmüyoruz gençken. Anladım hocam. Evet. Peki, vücut geliştirme artık, dedim ki ben vücut geliştirmeye başlayacağım, ben bu işte devam etmek istiyorum, yeni başladım. Bana verebileceğiniz güzel öğütleriniz veya yapmanı tavsiye edebileceğiniz hareketler veya söyleyeceğiniz bana öğütler var mı hocam? Tam olarak konuşmamı kusura bakmayın. Estağfurullah. Şöyle anlatayım sana. Bir kere vücut geliştirme veya herhangi bir spora başladığında bir salona gideceksin. Bunu yap. Bir hocayla tanış ama bu hocayı araştır. Bunun bir antrenörlük belgesi var mı? Bu adam nerede yapmış bu işi? Bu adam kimdir? Bilgisi nedir? Kaç kişi yetiştirmiştir bu konuda? Sonra izleyen adamı iyi araştıracaksın. Hiç acele etmeyeceksin bu işlerde. Bu adam, böyle bir adam, onu seçtin ve ondan sonra peşine gidersin. Öğrenirsin, öğrenirsin, öğrenirsin.
Sonra tek başına kaldığın zaman zaten sen artık öğrenci değil ya da antrenörsün. O bilgiler de sende var. Kendi başına da çalışma imkanı olur. Ama onun haricinde hocasız bu işe başlamak doğru değil. İlk ilerici verebileceğiniz tavsiye salona gitmek. Bir hocayla çalışmak. Salonda olması şart değil. Ama bir hoca bulduğunuz zaman onun peşini bırakma. İyi bir hoca da. Bunu da araştıracaksınız. Alay sensin benim hocam. Kendi soracağım. Bir soru sordu bana. Bu işlere başlamanın en önemli ilk 3 senesi nedir? En önemli ilk 3 senesi. Sen sor, ben şimdi böyle bir kitap yazayım sana. Hayır, sen şey sorunca bir arızaya geçtim. En önemli ilk 3 sene. Kafamda sorular, cevaplar hiç uymadı. Bilemedim dedim. Bir, doğru hocayla başlamak. İki, doğru yerde başlamak. Doğru branşla başlamak. Doğru hocayla başlarsan rutubetli bir salonda biter kadar romantizma olur. Örnek yani. Doğru yerde başlamak. Doğru hocayla ve doğru branşla. Çocuk 6 yaşında. Bu çocuk ucuz gelişmeye başlıyor. Bu doğru branş değil onun için. Tenis de doğru branş değil. Tamam, rakete maket tutar ama onun için doğru branş ne olabilir? Böyle işte yüzme olabilir, judo olabilir. Bak, başka bir değil saymıyorum sabah sanatlarını. Çünkü UNICEF diyor ki çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimi tamamlayan en iyi spor judodur. Yüzme sonra gelir. Bedenin tamam, güzel gelir. Jimnastik olabilir. Anlatabildim mi? Anladım. Doğru bu iş. Ve ya gidersin değil mi oraya? Şimdi çok kalırsın içeride. Biraz teşekkür ederim hocam. Alıştırayım artık. Canım istiyor. Hocam, supplementlerle, supplementlerle vitaminler hakkında bir düşünceniz var mı? Kullanılması, insan vücuduna ne kadar faydalı? Çok kısa bir şeyler söyleyeceğim bu konuda. Kusura bakma. Eğer sağlıklı bir spor yapıyorsan, sağlıklı beslenmelisin aynı zamanda ve vücuda dışarıdan ekstra verdiği vitaminler çok gerekmediği şey verilmiyor. Çünkü vücudu tembelliğe alıştırırsın. İyi beslendiğin zaman oluyor. Ve dışarıdan almış olduğun vitaminler ya da yardımcı ilaçlar sana zarar değil, şey yarar değil, zarar verir yerine göre. Ama yarışmacıysan onların ağzından konuşuyor. Diyor ki ben diyor normal benzinle gidiyorum. Öbür yarışmacı diyor, uçak benzini kullanıyor, beni geçiyor diyor. Ben de bunu kullanmalıyım diyor. Yani vücuda aykırı aldığın her şey sana zarar verir. Ama bugün, ama yarın. Mutlaka zarar verir. Çünkü vücut onu dışarıya atmak için uğraşıyor. İçeride düşün. Devamlı protein, toz, amino asitlerle falan besleniyorsun. O dönemde de iyi gidiyor. Gelişme tamam. Yanında da growth hormon şubu falan alıyorsun. Acayip gelişiyorsun. Sonra birden bitiyor. Her şey gibi o da bitiyor. Çöküntü başlıyor. Ruhsal çöküntü. Psikopata bağlıyorsun. Ben böyle bir şey niye böyleyim? Bu da bir dönem oluyor. Ve onlar kullanmış olduğun o ilaçlar vücudu tembelliğe alıştırıyor. Diyor ki niye bugün gelmedi amino asit diyor. Ben de tuttum kuru fasulyeyi pilavı ayırdım amino asit yaptım ben de diyor. Uğraştım o kadar diyor. Yoruldum. Şimdi benim uykum var uyuyor. Yani vücutta kullanmış şeyler, kullandığın şeyler, vücuda alıştırdığın şeyler natürel olmalı. Benim inancım bu. Çok uzun süre devam ettirmen için bu şey. Ama bir an evvel bir şey alayım, bir şey çıksın ortaya falan. Bu yaygın bir modadır.
Tabii ki bu işi yayanlar da biraz ticari düşündükleri için yayıyorlar. Çünkü bunlar ucuz şeyler de değil aslında. Hele şimdi bu olaylardan sonra biraz daha bağlandı her şey. Belki şimdi kullanmazlar. Yumurta oldu 2-3 lira. Kaç para yumurtanın tanesi biliyor musun? 1 lira 70 kuruş. 1 lira 70 kuruş. Burada pahalı. Siz de oradan alacağız yumurtayı o zaman. 1 lira 70 kuruş ya. Daha da 52 liraya alırdık biz 30 yumurtanın. Evet, 60'da. 5 liraya kadar çıkacak genelde yumurta. Çünkü 2-2,5. Ha, gittim. Bir dostu, isim vermeyeyim. Organik yumurta. Her şey organik. Ulan normal yumurta yok orada. 2 lira, 3, 2 liradan başlıyordu. 2-3-4 böyle gidiyor, organik. Tamam, bunun nesi organik olur? Bizim en kaliteli yumurta hangisidir biliyor musun? Hangisidir? Bir tane ucuz olan ya. Çünkü çok yiyeceksin onları. Bir yumurtada 22 tane enzim amino asit, hepsi var. Biz, genç grubu vardı bizim, arası oluyor gençler, o zaman gençlerdi. Nohut, bulgur pilavı, mercimek, kuru fasulye, pilav, bunların hesabını yapıp da şu kadar protein var diye yarışmaya bunları adam hazırlıyorduk. Bırak etim eti bulmayı. O dönemlerde, o grupta, bende para yok. Yani et alacak para yok, tavuk eti, mavuk eti filan hayal. Bundan sonra işte zaten bir ara devamlı et de besleniyordu badiciler, ucuz gelişmesi. Ben orada judolent olan bir şey bilgiden dolayı işte karbonhidratlardan filan bahsettiğimde sen judocusun usta derdi bana. Aynen bu tabir ama. Sonra Santonio derler bir adam İtalyan geliyor Türkiye'ye. Karbonhidratların önemini anlatıyor. Sonra sen judocusun usta anlamazsın bu işten diyen özür diliyor benden. 6 sene sonra. Judocu olarak tabii ki kültür seviyesi yüksektir, beslenme biliyorduk. Çünkü abilerimizden öğrendik. Onlar iyi hocalardı, bilgili adamlardı. Dolayısıyla da böyle bir süreçten geçti. Şimdi ise işte herkes biraz bir kilo şundan, bir kilo ondan, bir kilo yeter bir günde şu kadar, ne kadar yemeyeyim diye hesap yapmıyor kimse. Protein tozu alayım, şunu alayım, bunu alayım falan. Böyle bir hesaplar yapıyor. Dolayısıyla da geçici oluyor. Yani vücut geliştiriyor. En fazla bir tane şampiyon oluyor. Ondan sonra bakıyor ki masraflı bir iş bu. Bırakıyor işi. Parayı da hani kazanamadığı için. Dolayısıyla da vücut geliştirmeyi de bırakmış oluyor. Hocam peki daha demin bahsettiğiniz gibi yeşil mercimek, nohut, bulgur pilavıyla derece aldığınız sporcular olmadı. Tabii ki büyük şampiyonlarda olmadı. Fakat isim de verebilirim. Alperen Helvacıoğlu, Türkiye dördüncüsü oldu. Sonra üçüncü oldu. İlk yarışmaya katıldığında dördüncü, sonra üçtü. Sonra Erkal Özal, profesyonelde de dünya şampiyonu. Şimdi o zamanlar yine Türkiye'de dereceler oldu ama yani tabii ki büyük bir derecesi yoktu. 3-4. Ama ilk 6'ya girenler oldu. Çünkü para yok. Mecburen bunlar böyle besleniyor. Dolayısıyla da sonra tabii ki Türkiye şampiyonu falan ama kuru fasulye pilavı değil. En azından işte belirli miktarda karbonhidrat, belirli miktarda protein, tavuk, yumurta falan bu tip şeylerle. Ama vücut gelişti. İlk 6 değil, 3'e 4'e girdiler. İlk 3, ilk 4 çok önemlidir. Ama benzin, uçak benzinini, süper benzin, normal benzin, bunlar etkili tabii. Beslenme, vücut gelişmede 1, beslenme. 2, dinlenme. 3, çalışma. Çalışma 3. planda gelir. Ama beslenme 1. planda gelir. Onun için de şimdi bayağı bir sinek yiyor senelerde kanı bol oldu, vururdu kolunda. Burada var mı sinek ben görüyorum? Yok hocam. Evet. Vücut gelişimine biraz külfet değiştir. Çalışmak çok kolay, spor salonuna gitmek vesaire çok kolay ama bu işin mutfağı, diyet yapmak asıl da zor olan da o yani. Başka hiçbir şey. Kesinlikle. Hocam şimdiki antrenörler vesaire falan 3-4 sene bu sporla ilgilenen adam antrenör oluyor. İşte kalemi o kadar antrenör şeyleri falan bilmiyorum ama işte özel ders, online coaching vesaire o tarz şeyler falan yapmaya başlıyorlar. Ve şunu yiyeceksin, şunu yiyeceksin. Ama şimdi siz diyorsunuz ki ben
yeşil mercimek, bulgur pilavı, nohut vesaire o tarz şeylerle yarışmacı hazırlıyor. Mecburiyetten. Mecburiyetten. Şöyle anlatayım. Ama bunlar da yapılabilir hocam. Tabii. Şöyle anlatayım. Mesela eskilerimiz çok iyi biliyorlar beslenmeyi. Annelerimiz, anneannelerimiz. Niye? Kuru fasulyede beyaz pilav yerler. Kuru fasulye, beyaz pilav. Bulgur pilavıyla da nohut. Kuru fasulye olan, atıyorum, ağacının ornitin, tilton falan, üç tane münasip. Pilav şeyde olan, pilavda, beyaz pilavda ne var? Atıyorum bunları. Histin, sistin, glikömik asit, fenilalanin falan, bu aminasitler. Bunlar toplanınca elzem aminasitlerin hepsi toplanmış oluyor, vücuda gelmiş oluyor. Keza nohutta da öyle. Hani yarısını buradan alıyorsun, öbür yarısını bulgur pilavından alıyorsun. Bu aminasitleri böyle tamamlıyorsun. Vücudun yapı taşlarıdır aminasitler. Onlar vücuda giriyor. Zaten diğer bileşik karbon, diğer taraftan da karbonhidratlarını alıyorsun. Oluyor. Oluyor ama tabii ki bir et gibi olmuyor. Ama bütün aminasitleri alıyorsun. Yumurtada, bir tek yumurtada ise 22 elzem aminasitlerin hepsi var. Dolayısıyla da 30-40 tane yumurta beyazı falan yiyorlar. Yani çünkü çok da aminasit alıp protein alıp vücuda uymak için. Eskiden çok fazla yumurta beyazı yemiyordum hocam. Evet. Sonra yumurtaya af çıktı. Kolesterolün düşük olduğu falan söylendi. Bir ara yargılamıyordum. Yüksek kolesterol, 4'ten de 3'te, 1'ten fazla yumurta yedi, sonra 3'e çıktı falan. Ben o zamanlar da kırıp 10 tane yediğimi biliyorum, hatırlıyorum. Ama tabii ki her gün değil ama karnım o öğünse, yumurta öğünse 10 tane yiyordum. 180 kilo bench press yapıyordum antrenmanda. Dolayısıyla da yumurta o zaman aforozdaydı. Sonra işte bir takım hocalar işte af çıkardılar. Karbonhidratta işte yumurtadaki kolesterol, iyi dizi kolesterol, onlardan zarar gelmez falan. Şimdi yumurta biraz daha ön planda. Çünkü besin, iyi bir besin kaynağıdır yumurta. Allah ondan razı olsun yani. Çünkü bir kere iki tane yumurta yediğiniz zaman en fazla günde bütün aminasit ihtiyacını karşılıyorsun. Dolayısıyla da ucuz protein. Dönemin kralı dönemi buraya. Yemek gerekiyor. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizim en çok merak ettiklerimiz bunlar. Sizin de beklemek istediğiniz şeyler var mı hocam? Yani sizin merak ettiği şeyleri cevaplandırırsam yeter bana. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağırladığınız için, kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. İyi günler, yolunuz açık olsun. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz.